Saatler 17.45, iş dünyasında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz bir kez daha ekranlarınız başına. Efendim bu bölümde ilk konuğum Akyüz Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz olacak. Hazır veriler de gelmişken Murat Bey hoş geldiniz öncelikle, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ya o kadar çok veri geldi ki sektörde ilgilendiren, sizin de bütün operasyonlarınızı yakından ilgilendiren ve aslında belki de bir fotoğrafını çeken bir nevi verileri soracağız ve üstünde konuşacağız. Sektörün beklentileri nedir? Bu noktada bunu merak ediyoruz. Birkaç tane başlık. Şimdi ticaret açığı, dış ticaret açığını dün takip ettik. Enflasyonu takip ettik. Reel efektif döviz kurunu yine takip ettik. Şimdi bir taraftan uygulanan politikalar talep ve arz tarafını nasıl etkiliyor? İhracat ve ithalat dengesini nasıl etkiliyor diye konuşuyoruz. Bir yandan enflasyonla mücadelede ne kadar yol alabiliyoruz diye merak ediyoruz. Ve bir yandan da ihracatçının özellikle kur üzerinden yaşadığı bazı sorunlarda ne noktadayız, bunu sorguluyoruz. İsterseniz önce verileri siz nasıl okudunuz, oradan başlayalım. Dış ticaret açığı diyelim mi, sektör özeline baktığımızda nasıl bir performans var önümüzde? Tabii kurlar burada bizi en fazla etkileyen konulardan bir tanesi. Kurlar ne kadar enflasyonla doğru orantılı gitmez ise o derece doğal olarak bunu dış açık olarak görmeye başlıyoruz. Sanayicilerimizin hemen hemen çoğu zaten inanılmaz derecede yatırım yapmış olan ve ürünlerini ihracat yaparken aynı zamanda yurt içine de ürünlerini verme çabasında olan büyük bir kesimden bahsediyoruz. Fakat kurlar beklentilerin ötesinde gitmeye başladığı zaman, beklentileri karşılamadığı zaman, TL çok değerli olduğu dönemlerde bu sefer yurt dışından alımın çok daha aktif hale geldiğini ve bunun da maalesef ülkemizin açığına daha da fazla katkı sağladığını görüyoruz. Negatif anlamda diyorum. Tabii. İhracatçılarımız bu konuda son derece muzdaripler. Çünkü eğer Ocak ayında çoğu ihracatçımıza sormuş olsaydınız işte kur aşağı yukarı hangi seviyeleri bulur diye, muhtemelen sizlere 37, 38, 40 TL dolardan bahsediyorum. Bu seviyelerden bahsedeceklerdi. Bu seviye aslında beklentilerin enflasyonla doğru orantılı olduğu bir seviyeydi. Fakat şimdi bakıyoruz halen işte 33'ü zorladıktan sonra hemen 32,5'lara tekrar geriye dönen bir kurdan bahsediyoruz. Tabii bu da ihracatçının elini inanılmaz derecede güçsüz hale getirdi. Şu anda ihracatçının en büyük şansı şu anda gördüğümüz uzak doğudan gelen konteynerların maliyetlerinin beklentilerin çok daha üzerinde geliyor olması. Yaklaşık 2 sene önce bir konteyner krizi yaşanmıştı. 12.500 euroların üzerinde konteynerların Avrupa'ya gittiğini görmüştük. Yine benzer bir durum şu anda yaşanıyor. Bu da bizlere tabii bir avantaj sağlıyor. Fakat bu ne kadar sürer, ne kadar daha devam eder bunu bilmiyoruz. İhracatçılarımız bir şekilde bu konuda bir şansları devam ediyor. Ama bizim kendi ekonomimizin de sürekli vermiş olduğu herhangi bir şansa bırakmadan aynı istikrarla yapmak zorunda olduğu bir ihracat var. Ve bu ihracatları da yaparken şunu söyleyebilirim. 2025 yılının ikinci çeyreğinin siparişini alıyor ihracatçılarımız. Ama hangi kurla alacak? Nasıl bir öngörüde bulacak? Hangi enflasyon verilerini baz alacak? Elektrik fiyatları neler olacak? Bunların her biri aslında bir öngörü ve bu öngörülerin hiçbir tanesi tutmadığı zaman da ihracatçılarımız beklentilerin çok çok ötesinde bu sefer maalesef bırakın kâr etmeyi zarar etmeye başlıyorlar. Bizim bu konuda ihracatçılarımızı biraz daha net olarak aslında yol göstermemiz gerekiyor. Ha bu konularda enstrümanlar yok mu? Tabii ki var finansal enstrümanlar. Fakat enstrümanlar genel anlamda büyük ölçekli şirketler için şu anda çalışıyor. Maliyetsel açıdan finans kuruluşları daha küçük ölçekli şirketlerle bu konuları çok fazla masaya bile getirmek istemiyorlar. Bu yönüyle de bu tip işte risklerin daha fazla
işte forward yapılabileceği konuları da aslında daha küçük şirketlere de indirmenin yollarını da bulmamızda fayda var hep beraber. Yani hedge edin kardeşim kendinizi demekle çok da olmuyor. Çünkü herkes o imkanlara sahip büyüklüğe ulaşmış değil. Ama burada Murat Bey şöyle de bir durum var. Yani geçtiğimiz mesela 2 yıla kıyasla ya da Covid sonrası döneme kıyasla biraz daha öngörülebilirlik arttı mı, artmakta mı? En azından hani ekonomi yönetimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek özelinde ve ekibiyle birlikte, bir yandan da Merkez Bankası yeni yönetimi daha fazla, daha şeffaf bir yönlendirme sağlıyor mu sanayicimize? Bu açıdan baktığımızda elimiz biraz daha rahatladı mı, rahatlamadı mı onu merak ediyorum. Bu soruya doğrudan bir cevap vermek gerçekten kolay değil. Çünkü bir tarafta bir işte seçim ortamına daha yeni çıkmışlığımız var. Bu süreç içerisindeki verilerin bir bölümünün işte doğrulardan ne kadar yakın olup olmadığı tartışıldığı bir dönem var. Bu konuda %100 bir şey söylemek gerçekten zor. Ama ne kadar şeffaf bir ortam olur ise sanayici ve ihracatçı o kadar rahat hareket edip daha uzun strateji kurabiliyor. Yani. Burada tümüyle ekonomi yönetiminin yönlendirmesi söz konusu. Şimdi enflasyon ortamının %60-70'leri gösterdiği bir ortamda ne kadar Merkez Bankası'nın koymuş olacağı sadece %10'luk bir faiz ne kadar gerçekçi olmayacaksa yine enflasyon ortamının eğer %70 olduğunu düşünüp kurların bu seviyelerde artmaması da bu derece gerçekten uzak bir hale getirmeye başlıyor. Ya da farz edelim ki tamam hadi böyle gitti. Şimdi maalesef öyle bir an oluyor ki o seviyeye çok ani çıkış oluyor. İşte o dönemde de çoğu firmamız şu düşünceyle almış olduğu döviz kredilerinde çok ciddi şekilde maalesef sıkıntıya girmek durumunda kalıyorlar. Nasıl olsa döviz artmıyor. Ben şu anda kredilerimi dövize çevireyim, hepsini döviz bazında alayım. İşte %55'lik bir TL maliyeti benim için çok yüksek olur. Onun yerine ben işte %7'lik bir maliyete, %10'luk bir maliyette ben dövize alayım ve çok daha karlı olurum diyor. Ama orada öyle bir ani bir artış oluyor ki bu sefer firmanın kendisini toparlaması mümkün bile olmuyor. Şimdi biz bunları kıyaslamamız genelde işte Polonya'yla, İtalya'yla, işte Almanya'daki rakiplerimizle. Hadi onları da bırakın. Hadi Avrupa diyelim. Avrupa hadi çok zengin. Paraları gayet güzel veriyor. Uzak Doğu'yla. Uzak Doğu'da da çok ciddi anlamda rakiplerimiz var. Ve rakiplerimizin de finansmana ulaşım imkanı bizlerin ulaşım imkanına göre çok 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 fazla. Evet. Bizlerin bir an önce finansman kapılarını açabileceğimiz bir ortama getirmemiz lazım. Yani Türk lirasının bu derece değerinin fazla olduğu bir ortamda ihracat yapamaz hale gelmeye başlıyor firmalarımız. Ve gelecek aylarda bunun tabii sıkıntısını çok daha fazla çekeceğiz. Yani bu çok büyük gross tonlu bir gemi misali. Yani bir anda şu anda herhangi bir hareket yapmanız bir sonraki ayı iki ay sonraki rakamları etkilemiyor. 6 ay sonrasındaki rakamları etkilemeye başlıyor. O yüzden biraz evvel de bahsettiğim gibi 2025 yılını ikinci çeyreğini şu anda satan ihracatçılarımızın yoğunluğu çok fazla. Peki. Artık kar da olsa zarar da olsa bunu satmak zorunda kalıyorlar. Ama ondan sonraki dönemi çok daha iyi kurgulayıp o şekilde karlı şekilde yüksek katma değerli satmak durumundayız hep beraber. Elbette yani hani sonuçta kontratlar yapılıyor, anlaşmalar yapılıyor ve onu yerine getirmekte şirketlerin vazifesi kar da olsa zarar da olsa dediniz. Dediniz de şimdi ilk 6 aya bakıyorum bu rakamları en iyi siz yorumlarsınız tabii ki. Kimya sektörü ihracatı ilk 6 ayda yaklaşık %8 artmış. Şimdi bu sektör için olağan mıdır? Performansının altında kalan bir artış mıdır, üstüne çıkan bir artış mıdır? Bir kere bunu bir bilmek lazım. Hani %8 arttı deyip manşette
çok güzel geliyor kulağa. Bir de kimyevi maddeler ve mamulleri geçen ay en çok ihracat yapan ikinci sektör olmuş. Hani ihracat evet. yapmakta zorlanıyoruz dediğiniz bir dönemde yine söylüyorum, altını çiziyorum. Normalden iyi miyiz, kötü müyüz, normali nedir sektörün? Buyurunuz. Şimdi tabii burada %8 artış ya da 15.8 milyar dolara ulaşmak sizin de söylediğiniz gibi çok güzel bir yaklaşım. Fakat ton bazındaki değerlere baktığımız zaman ton bazındaki değerlerde bakıyoruz emtiada artışlar olduğunu görüyoruz. Tabii. Yani burada emtialar eğer artmışsa tonaj aynı tonajda ihracat yapmışsak aslında aynı adette konteyner çıkmış. Aynı tonaj ihracatı satmışız. Yani %8 artmış ama aslında yurt dışından ithal etmek zorunda kaldığımız, %90 ithal etmek zorunda kaldığımız ham maddeye daha fazla para ödemişiz. Doğal olarak da o ham maddenin karşılığında da o %8 artışta bizim ihracatlarımızda da görülmüş. Yani emtialardaki artışların da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Brent petrol, şimdi 88 dolarlara yaklaştı. Diğer taraftan şimdi 100 dolar seviyelerine çıktığı dönemlerde oldu. O dönemlerde de ihracatımızda böyle ani artışlar olduğunu gördük. Fakat buradaki ihracatın özellikle artma sebebi emtialarla beraber bir taraftan emtia artışıyla beraber biraz evvel de bahsetmiş olduğum uzak doğudan gelme konusunda maliyetlerden dolayı Türkiye'ye yönelen bir kesim var. O bizim en büyük avantajımız. Şu anda aslında onu bir taraftan avantaj olarak onun görüyoruz. Onun avantajlarından daha, faydalanıyorsunuz, öyle anlıyorum değil mi? Daha dün bile özellikle Kuzey Avrupalı bir müşterimiz aradı. Murat dedi ya inanılmaz dedi. 10 bin euronun üzerine artık fiyat istemeye başladılar bu konteynere. Türkiye'den kimden bulabiliriz bu tip bir ürünü diye. Doğrudan bizlere hemen danışılan, üretmediğimiz ürünleri bile danıştıklara böyle bir ortam olmaya başladı. Bu bir avantaj, hepimiz için bir avantaj. Ama yine söylediğim gibi bu avantajı sadece ani değişiklikler anında değil, sürekli halde elimizde tutmamız için bizim yine sizin de biraz evvel bahsettiğiniz şeffaf yapı, özellikle finansal bütün verilerimizin çok net olarak önümüzde olduğu ve bizleri de bu yönüyle doğru yönlendirebilecek rakamlar. Yani Mehmet Bakanımız, Mehmet Şimşek Bakanımız bu konuda gerçekten elinden geleni yapıyor. O konuda hiçbir şüphemiz yok. Ama bizim sadece bir bakanlık değil, bütün bakanlıklarla ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. En basit anlamıyla şunu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde ham maddesi eğer yeterince Türkiye'de üretilmemiş bir ham maddeyi işte bir koruma altına almak ya da koruma gözetim altına almak ve o ham maddelere işte 300 dolar, 400 evet. dolarlık koruma seviyeleri getirmek bu sefer ihracatçının avantajına değil aksine dezavantajına oluyor. Çünkü peki. yurt dışından ham maddeleri daha maliyetli şekilde getirmek zorunda kalıyorlar. Akyüz Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz efendim çok teşekkür ediyorum detaylı yorumlarınız ve görüşleriniz için. Kolaylıklar diliyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz. İş dünyasında şimdi bir reklam arasına gidelim. İş dünyası devam ediyor. Bu kez konuğum stüdyoda bana eşlik ediyor. Fonmap kurucusu ve genel müdürü Tuğba Ertugay. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yoğun olduğunuzu söylüyordunuz evet. az önce. Yoğunluk iyidir. Harekette aynı bereket fikirde. Var derler ya. Öyle mi aynı oluyor? Fikirdeyim. Ben biraz ondan bahsetmenizi istiyorum. Çünkü öncelikle alternatif yatırım fonu olarak adlandırılan bir notum var önümde, onu da paylaşmak istiyorum. Girişim sermayesi, yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, işte bunlar nedir diye şöyle bir anlatmak lazım. İlgilenmek isteyen ama tam olarak neyle karşı karşıya olduklarını bilmeyen insanlar var. Bunlara ben de dahilim bir boyutuyla. O yüzden de sizi can kulağıyla dinleyeceğim. Nedir bu fonlar ve yatırımcılara ne tür avantajlar sunmakta?
Tabii. Alternatif yatırım fonları alternatif ürünlerden oluşan yatırım fonları. Yani portföyünde hisse tahvil yerine halka açık olmayan şirketlerin, girişimlerin bulunduğu mesela fonlar girişim sermayesi yatırım fonları. Ya da gayrimenkul yatırım fonları içinde gayrimenkul veya gayrimenkule dayalı hakları bulunduran fonlar. Bunu zannediyorum hepimiz biraz daha iyi biliyoruz, daha fazla duyuyoruz, biliyoruz değil mi gayrimenkul yatırım fonları? Evet, dolayısıyla alternatif yatırım fonları GYF, GSYF diye Türkiye'de en iki temel örneği. Yurt dışında bunun sanat eserine dayalı, antikaya dayalı, farklı araçlara dayalı türleri de var. Dolayısıyla hakikaten alternatif araçları portföyüne alarak çeşitlilik sağlayan araçlar. Bunlar diğer menkul kıymet fonları gibi T+1, T+2, T+3 gibi el değiştiren fonlar da değil. Çünkü amaç uzun vadeli kaynağı yatırımcıdan alıp girişimlere ve donuk gayrimenkul piyasasına aktararak menkul kıymetleştirmeye odaklanmış fonlar. Yatırımcıya da sunduğu şu, uzun vadeli yatırımını bu araçlar üstünden güvenli bir şekilde yap. Hem de SPK'dan onay almış ihraç belgesi üstünden regüle bir piyasada halka açık olmayan ama büyüme potansiyeli sağlayan Türkiye'nin unicornlarına bu sayede eriş. Ya da konut gibi düşünmeyelim, AVM, otel, lojistik merkezi evet. Hangimiz buna yatırım yapabiliriz? Ama bir GYF portföyünü bunları alır. Ve bize hem klasik bir gayrimenkul yatırımı gibi değer artış kazancı sağlayabilir. Hem de eğer o AVM'nin mesela portföyünde AVM varsa kira getirilerini size kar payı olarak düzenli bir gelir olarak da sağlayabilir. Dolayısıyla yatırımcıları cezbediyor bu fonlar. Bu erişemedikleri bir fon türü. Kurumsal yatırımcılar bunu biliyor. Genellikle de erişiyorlar. Ama aslında bu fonlar mevzuat gereği yurt dışında da öyle. Nitelikli bireysel yatırımcıların da alabileceği fonlar. Ama nitelikli bireysel yatırımcılar erişemedikleri için biz kendi portföy yönetim şirketimizde FonMap mobil uygulamasını geliştirdik. Ve bu erişilmeze, bizden önce erişilmeze eriştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir iş günü içinde hesap açılışını tamamlayabiliyoruz. Tek bir uygulamada sektörde 65 portföy yönetim şirketi oluştu. Bunların hepsinin değil de 47'sinin sanırım GYF, GSYF'si var. Tek bir mobil uygulama üstünde dağıtım anlaşması yaptığımız PYŞ'lerin, portföy yönetim şirketlerinin bu fonlarına yatırımcı bir noktadan erişme imkanı sağlıyor ve doğrudan yatırımını yapabiliyor. Bu tabii enteresan bir farklı boyut da getiriyor yatırım anlayışına. Benim özellikle merak ettiğim tabii bir artık her şey telefonumuzda. Bütün app'ler, her şey orada. Hayatımızı şununla yönetiyoruz. Ne kadar sağlıklı, ne kadar teknolojik altyapı olarak bu app'lere güven duyabileceğimiz konusu da yine bizi izleyen izleyicilerimiz arasında çok merak edilen bir konu. Bununla nasıl baş ediliyor? Yani nasıl bir güvenlik unsuru sağlanıyor? Onu da söyleyelim ki herkes biraz daha bilinçli davranabilsin bu konuda. Öncelikle bu fonları kurmak, yönetmek dışında dağıtmak da regülasyona tabi bir portföy yönetim şirketinin yapabileceği bir faaliyet ya da banka aracı kurum olunması lazım. Biz bir portföy yönetim şirketiyiz. SPK izniyle faaliyet gösteriyoruz. Bütün iş, akış mevzuata uygun olmalı. Bilgi güvenliği, bilgi sistemleri güvenliği anlamında da yine mevzuatın iki tane temel tebliği var. Dolayısıyla bunun serverından, altyapısına her şeyin denetimlerden geçmesi, bütün kriterleri sağlaması gerekiyor. Bu anlamda regüle bir piyasada olmanın, faaliyet iznimizin ilgili otorite tarafından sağlanmış olmasının yatırımcılar için tabii ki en temel güven kaynağı. Artı portföy yönetim şirketleri varlıklarını kendi hesaplarında tutmaz. Banka aracı kurumdan farklıdır. Portföy yönetim şirketleri ayrı bir portföy saklama kuruluşuyla çalışmak zorundadır. Biraz escrow hesap gibi bir şey midir bu? Escrow hesap gibi de düşünebiliriz, yedemin gibi de düşünebiliriz. Peki. Ama konu şu, portföy yönetim şirketi varlıkları kendi nezdinde tutmaz, müşteriyi edinir. Ama saklamacı kuruluşta nakde tutulur. Menkul kıymetleri de merkezi kayıt kuruluşu altında ilgili saklamacının altında müşteri adına saklanır. Peki. Dolayısıyla müşteri hem FonMap mobil uygulamasında hem MKK'dan tüm varlıklarının nakdini görebilir. Şimdi
Dünyada nedir bu tarafa olan ilgi? Türkiye bunun neresinde, nasıl ilerliyor? Bir müşteri tabanı, bazı, evet, miktarlar konusunda neler söyleyebiliriz? Biz aslında Türkiye'de devrim niteliğinde bir şey yaptık. Neden? Tüm dünyada da alternatif yatırım fonları büyük ilgi gösteriyor. Çünkü portföyün getirisini ciddi anlamda yükseltiyor alternatif yatırım fonlarının varlığı. Fakat bu fonlara erişmek oldukça zor. Türkiye özelinde MKK kayıtlarına göre 601 bin bireysel nitelikli yatırımcı var. Fakat bu bireysel nitelikli yatırımcıların yaptığı, yani GF, GSF yatırımı yapan kaç kişi derseniz, 4000 kişi. 4000. Çünkü ciddi bir erişim zorluğu var. İşte biz buna talibiz. Hatta 601 bin değil, BDDK'nın kayıtlarına göre nitelikli yatırımcı olma kriterini sağlayan 3,5 milyonun üstünde insan Doğru. var. Evet. Enteresan ama 4000 kişi sadece bu araçlara bireyselde ulaşıyor şu ana kadar. Bunun yaygınlaşması için en büyük zorluğu da şu. Sözünüzü kestim. Estağfurullah, buyurun. Bir PYŞ'nin bir fonunu beğendi, yatırımcı almak istedi. Orada 2 hafta süren bir hesap açılışı ve sonra sürekli ıslak imzalı talimatlı işlem yapılıyor. Yani mobil uygulamadan, web tabanlı bir şeyden giremiyorsunuz. Giremiyorlar. Başka bir portföy yönetim şirketinin bu sefer de başka bir fonunu almak istediğinizde aynı süreci orada da tekrarlamanız lazım. O anlamda Türkiye'de bu alandaki ilk ve tekiz, dünyada da saklamacı entegrasyonu olan tek uygulamayız. Peki. BES fonlarıyla girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım imkanı var mı? Mart ayında kurulun yaptığı bir düzenleme var. Orada kurul dedi ki, yani sektörü desteklemek, ekonomi politikası, girişim ekosistemini desteklemek istiyor. BES fonlarından standart olan fonların portföyünün asgari %1'ini GSYF, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırma zorunluluğu var. Teknopark şirketlerinin de biliyorsunuz yararlandıkları vergi indirimlerinin bir kısmını oraya yönlendirme zorunluluğu var. Şimdi dijital entegrasyondan zaten bahsettiniz biraz önce. Özellikle de güvenlik boyutuyla ilgili ve kolay kullanım, daha müşteri odaklı, kullanıcı odaklı bir noktaya geliyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum ben. Biz kentsel dönüşümü çok konuşuyoruz bu dönem. Dolayısıyla bu proje gayrimenkul yatırım fonu nasıl katkıda bulunabilir? Kısaca onu alayım. Bir, bu arada paniklemeyin. 30 saniye sonra gong çalacak, eşleşmeler gerçekleşecek. Ama sizi biz dinliyoruz. Buyurun. Mutlaka faydası olacaktır. Çünkü proje gayrimenkul yatırım fonlarının amacı, yani devlet politikası gereği, konut edinimini daha da hızlandırmak, kolaylaştırmak. Dolayısıyla bir fon altyapısıyla bunu sağlandığında bireysel nitelikli yatırımcı da bu fonlara yatırım yapmak isteyecektir. Dolaylı gayrimenkul yatırımının bir yolu, talebi daha da artıracağını düşünüyoruz. Peki arzı arttırabilecek bir enstrüman mıdır aynı zamanda, konut arzını? Şu kapanışı ben vereyim hemen. %1.78'lik yükselişle BIST 100 endeksi bugünü de 10.872 puan seviyesinden kapattı ki dün konuşuyorduk, yukarı yönlü hareketlerde 10.800-850 bandı önemli bir direnç diyorduk. Birazdan Philip Capital'a gideceğim ama önce Tuğba Hanım'dan bu sorunun cevabını 30 mutlaka, saniyede alayım. Mutlaka faydası olacaktır arzı anlamında ve regüle edip düzenleme daha güvenli bir altyapıyla yatırımcıya sunma anlamında. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Fonweb kurucu ve genel müdürü Tuğba Ertugay benimle birlikteydi. Geçiyoruz Philip Capital'a şimdi ve soracağız elbette Sadrettin Bağcı'ya. Bugün de piyasa yukarı yönlü hareket etti. İşlem hacmine bakıyorum. Orada da bir miktar dünün üzerine çıktık. Yani 104 milyar seviyesindeyiz. Sadrettin, nasıl okumak, nasıl yorumlamak lazım bugün yaşanan fiyat hareketlerini ve bu yükselişi? İyi akşamlar Didem, iyi yayınlar. Özellikle şunu söylerim, sen hacimden başladığın için açıkçası ben hacimde bugün daha düşük bir hacim olur diye düşünüyordum. Bunun da sebebi, hani malum, Amerika tarafı kapalı, İngiltere seçimler var. O nedenle daha düşük olabilir diye düşünüyordum. Bence bu hacimle bu gelen, bu şekilde bir yükseliş ve özellikle hani sanayiler tarafında gelen bir alım gördük sanayi hisseleri tarafında. O da özellikle bence pozitif cepheden okunması gerekir diye düşünüyorum. Hani sanayiler, işte ekrana bakıyorum, %2 kadar gitti. Bankalar geride mi kaldı? Bankalar da yine %1 kadar yukarıya gittiler. Yani bence bir süredir zaten bankaların dominansı vardı aslında endeks üzerinde. Hani bugün biraz daha sanki sanayilere o tarafı
liderliği en azından kaptırmışlar görünüyor. Yani dün %4'ün üzerinde, %4,5'lar mertebesinde yükselmişti bankacılık endeksi. Evet. Doğal olarak bugün yine pozitif ama biraz dinleniyor. Sanayinin katılmasını, ilginin biraz daha homojen dağılma eğilimine mi işaret etmesi bakımından önemsiyorsun? Açıkçası evet Didem, kesinlikle ilginin biraz homojen dağılması var ve dün de aslında konuşmuştuk. Şöyle de bir durum var. Bu benim çok dikkatimi çekiyor. Yani piyasa gerçekten çok efektif bir fiyatlama yapıyor. Yani şöyle ki, dün enflasyon verileri geldi. Evet, beklentilerin de gerisine geldi. 1.6'lık bir rakam vardı. Ve hani iki gündür aslında baktığımızda biraz daha böyle özellikle bireysel segmentte, yani marketler diyebilelim, orada o tarafta biraz daha geride kaldığını görüyoruz. Yani o efektif fiyatlama da açıkçası yani bence borsanın, ben bunu şöyle değerlendiriyorum, gerçekten çok güzel bir bilgi dağılımı olduğunu da gösteriyor. O nedenle bunu olumlu olarak yorumluyorum ben. Ve aynı zamanda şunu da eklemek lazım bunun üzerine. Sanayiler tarafında da baktığımızda, hani bıraktığın yerden orada devam edecek olursak, yani faizlerde de bir parça gerilemeyi sanayi hisseleri üzerinden görmeye başlayacağız gibi görünüyor. Bu da hani ben açıkçası haftanın başına biraz daha böyle 10-11 bin bandına sıkışmış bir endeks ya da sıkışmasını beklediğim bir endeks vardı. Onu aslında enflasyon verisiyle kırabileceğimizi de gösteriyor. Bu anlamda hani sadece bugün değil, yani bundan sonra bence yakın dönemde biraz daha olumlu olabilecek, fiyat hareketini biraz daha yukarıya taşıyabilecek bir hareketin başlangıcı olabileceğini de düşünüyorum, açık konuşmak gerekirse. Teşekkür ediyorum. Şimdi yarın cuma değil mi Sadrettin? Evet, yarın da, aynen. Evet, yarın bazen cuma. Günleri şaşırıyor insan. Yarın da Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi önemli. Gerçi bu hafta içerisinde işte ISM'i takip ettik vesaire, haftalık veriler üzerinden baktığımızda yarına ilişkin biraz beklentileri sanki negatif anlamda törpülediğini dinledik yorumlardan. Ne olur böyle bir durumda? Yani çünkü Amerikan borsaları da, gerçi bugün tabii 4 Temmuz kapalı ama dünkü performansa baktığımızda biraz da yine karışıktı. Yani S&P 500 artıda, Nasdaq artıda, Dow Jones daha yatay gibiydi. Ne yapmasını bekliyorsun? Nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsun yarın gelecek tarım dışı istihdam verisinin? Açıkçası Didem, şöyle düşünüyorum. Yani aslında hani bizim yükselişimizde dün tabii enflasyonun etkisi vardı ama bence Powell'ın da biraz etkisi vardı. Özellikle burada Fed'in faizi indirebileceğine dair beklentiler oransal olarak yükselmeye başladı Powell'ın konuşması sonrasında. Bu nedenle Amerika tarafı da bence hani eğer yarın tarım dışı istihdam verisi de beklenildiği gibi gelir ise eğer, bence burada açıkçası Amerika tarafındaki momentum da korunur. O tarafta 10 yıllık ya da genel anlamda faiz hadlerinde bir gerileme olasılığı artar. Ve hani biz de içeride aslında hani daha düşük enflasyon verisiyle biraz daha düşük bir faiz fiyatlaması yapıyoruz. Bu birbirini besleyen bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Evet. Hani Amerika'yı pozitif etkiler, bizim burada da endeksi biraz daha yukarıya taşıyabilir fikrindeyim. Sadrettin Bağcı, çok 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 teşekkürler yorumların için. Herkese selamlar, sevgiler Philip Capital'da. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İş dünyasının sonuna geldik. Sırada günden kalanlar var ve elbette Zeynep Özyol var. Bizden ayrılmayın. Yarın saat 17'de kapanışa doğru da hepinizi tekrar bekliyorum.